Suriye'deki terörist saldırıda ağır yaralanmış, birkaç gün önce de şehadet haberi gelmişti. Uzman onbaşı Halis Sayın'ın vatan için toprağa düşen o asker 3 canı daha kurtardı. Ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye nakledildi. Allah bir sevdiği kulunu yanına aldı, bir parçasını da babama verdi. Olmasaydı babam şu an belki de hayatta değildi. 15 gün önce Suriye'de havan saldırısında şehit düştü. Organları ise 3 aileye can oldu. Çok az bir zamanımız kalmıştı bizim. Minnet tarzı onlara. Takvimler 31 Mart'ı gösteriyordu. Teröristler Azez ve Afrin arasındaki mevkiyeye havanlı saldırı düzenledi. Uzman onbaşı Halis Sayın o saldırıda ağır yaralandı. Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 9 Nisan sabahı şehadet haberi geldi. Babamın durumu son 2 aylık bir durumu kaldı. Söylendi, kritikti. Doktorlar şehidin ailesinden organ bağışı için izin istedi. Onlar da kabul etti. Şehit onbaşının böbrekleri aynı hastanede tedavi gören 17 yaşındaki İsmail Bolat ile 57 yaşındaki Mustafa Çelebi'ye, karaciğeri ise Adana Şehir Hastanesi'nde yatan Necati Alkan'a nakledildi. Biz hem çok mutluyuz hem çok üzüntülüyüz. Yani çok karmaşık bir durumdayız şu an. Karaciğer nakli yapılan hastanın kızı, babasına verilen karaciğerin terörist saldırısında şehit düşen bir askere ait olduğunu duyunca gözyaşlarına boğuldu. Çok teşekkür ediyoruz onlara, 3 aile adına. Çok teşekkür ediyoruz. O olmasaydı babam şu an belki de hayatta değildi. Onlar aile olarak hem vatan toprağına şehit düşen hem de babasına can veren şehit onbaşı Halis Sayın'a minnettar. Şehitten aldığımızda öğrenince çok şaşırdık. Hani Allah'ın bir lütfu olduğunu düşündük. Çok karmaşık duygular içerisindeyiz. Minnettarız onlara.